Resulullah Aleyhisselam'ın ashabından Hakim bin Umeyr şöyle dedi: "Dünyada misafir gibi olunuz. Camiler evleriniz olsun, kalbinize ince duyguları yerleştiriniz. Tefekkürü ve ağlamayı arttırınız. Nefsani arzular size anlatılan iyi ve faydalı işlerden alıkoymasın. Kul, Allah katında ancak Allah'ın emirlerine uyması, Allah'ın evlerine, camilere ve Allah'ın kullarına saygı göstermesi ölçesinde derece kazanır. Mescitler Allah'ın evleridir. İman sahibine onlara hürmet etmek yaraşır. Çünkü mescitlere tazim, Allahu Teala'ya tazimdir." Hazreti Hasan bin Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu: "Üç kimse Allah'a yakındır. 1. Yalnız Allah için mescide giren kimse, oradan çıkıncaya kadar Allah'ın misafiridir. 2. Sırf Allah rızası için Müslüman kardeşini ziyaret eden kişi. 3. Hac veya umre için yola çıkan bir kimse, sadece Allah rızasını dilerse, evine dönünceye kadar Allah'ın süvarisi sayılır." Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır" cevabını verdi. Bütün bu tilavet ve tedrisat elbette ki Kur'an'ın yaşanması içindir. Her müminin Kur'an ehli olarak onu anlayıp hayatına tatbik etmesi, imanının muktezası ve takvasının bir ölçüsüdür. Nitekim ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayet öğrendiklerinde bunlardaki emir ve hikmetleri iyice anlayıp tatbik etmeden diğer 10 ayete geçmemişlerdir. Allah-u Teala tarafından sevilmek, dinimizin bize ulaştırmak istediği en yüce hedeftir. Her hedefe ulaşmanın yolları olduğu gibi, bu büyük sonuca erebilmek için yapılması gerekli işler de vardır. Öte yandan ise Allah'ın bir kulunu sevdiğini gösteren bazı işaretler vardır. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum." Cenab-ı Hak marifetine muhabbet etmiş ve kainatı yaratmıştır. Mevlana Hazretleri bu hakikati Mesnevisinde şöyle ifade buyurmaktadır: "Şanı ve kudreti pek yüce olan Allah gizli bir hazineydi. Güzelliğinden, büyüklüğünden ötürü gayb perdesini yırttı ve kara topraktan ibaret olan şu dünyayı sayısız varlıklarla, güzelliklerle, hesapsız nimetlerle doldurdu da göklerden daha parlak bir hale getirdi. Cenab-ı Hak insanı da mümtaz bir varlık olarak halk edip ona ruhundan üfledi. Kendisinden bir sır bahşeyledi. Yüce zatıyla dostluk seviyesine çıkmasına vesile olacak istidatlar lütfetti.
Bizler sayısız varlık içinde insan olmak için hiçbir bedel ödemedik. Herhangi bir mahluk olarak da yaratılabilirdik. Lakin Rabbimizin büyük bir lütfu olarak meccanen insan olarak yaratıldık. Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna erişebilmeyi mümkün kılan istidatlara müzeyyen kılındık. Fakat herkes bu dostluk kapısından geçmeye liyakatlı değil. Geçebilmek için her köşesinde ayrı bir imtihan bulunan bu cihanda gönül alemini masivadan, yani Allah'tan uzaklaştıran her şeyden temizlemek ve o kalbi Cenab-ı Hakk'ın cemali esmasıyla süslemek gerekiyor. Zira Rabbimiz cemali sıfatlarını kendilerinde müşahede ettiği kullarını seviyor ve onları hususi yakınlık ve dostluğuna mazhar kılıyor. Mesela Rabbimiz iman dairesine girerek mümin olan kulunu seviyor. Ayet-i kerimede Allah iman edenlerin dostudur buyruluyor. Fakat bu imanı her türlü şerden, kötülük ve fitneden itina ile koruyan müttaki kullarını, yani takvada mesafe kat etmiş kullarını ise daha çok seviyor. Bunu da şöyle ifade ediyor: muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Yine Rahman ve Rahim esmasının sahibi olan Cenab-ı Hak merhametli kulunu çok seviyor. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyruluyor. Hadis-i şerifte Efendimiz bir defasında ashab-ı kirama, "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki birbirinize merhamet etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz." buyuruyor. Onlar "Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz." dediklerinde de Efendimiz şu mukabelede bulunuyor: "Benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir." Evet, bütün mahlukata şamil merhamet, yani her şeyi kuşatan bir merhamet. Peki Cenab-ı Hak merhamet esması bizim üzerimizde ne kadar tecelli halinde? Merhametimiz sadece şahsımıza mı, yoksa hala etrafımızdaki bütün mahlukata şefkat ve merhamet kanatlarımız uzanıyor mu? Hazreti Musa'ya "Beni kalbi kırıkların yanında ara." buyuran Rabbimiz, merhametimizin garip, yetim, yoksul ve muzdariplere uzandığı kadarıyla bizi dostluğuna kabul buyuruyor.